Videomuzda filter var, validate, filter validate int ve filter validate url'in kullanımına bakacağız. Çoğumuz bunu biliyoruz aslında ama bunun bilmediğimiz bazı özellikleri de var. Onlara bahsedeceğim. Öncelikle filter validate int'ten başlayalım. Şöyle bir iki tane sayımız olsun ya da bir tane sayımız olsun. Ne diyelim? Sayı 1 diyelim. Bu sayımız 120 olsun. Şimdi if filter var sayı 1 filter validate int diyeyim. Ve buraya diyeyim ki echo karşılıyor as echo karşılamıyor. Tamam. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakın karşılıyor dedi. Ben buraya şöyle bir string yazarsam karşılamıyor dedi. Gayet güzel. Şimdi bu filter var ve filter validate int ile biz şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Bu sayının belirttiğimiz sayılar arasında olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Şöyle diyelim. Minimum ne olsun? 110 olsun. Maksimum 200 olsun. Eğer bu sayı 1 şu 2 belirttiğim aralıkta mı değil mi bunu da yine filter var ile görebiliyoruz. Nasıl yapacağım? Şöyle bir array açacağım arkadaşlar. Buraya options diyeceğim. Ve burada options'ın içerisinde yine bir array tanımlayacağım. Buraya minimum range. Buna minimum'u koyacağım. Ve buna da maximum range diyeceğim. Ve buraya da maximum'u koyacağım. Şuradan şöyle şurada şöyle eşit eşitse ya daha doğrusu denkse false'a karşılamıyor desin. Karşılamıyor. Karşılıyor. Şöyle bir yeni diyelim. Bakın karşılıyor dedi. Çünkü neden? 120, 110 ile 200 arasında. Peki ben bunu 150 yaparsam bakın karşılamıyor dedi. Gayet güzel bir kullanım. Hani bunun için şöyle bir şey yapmamıza gerek yok. Şöyle deyip sayı küçüktür, küçük eşittir minimumdan ve işte gibi ifadeler kullanmamıza gerek yok. Bunu bu şekilde burada kullanabiliriz. Şimdi bunu şöyle bir kapatalım. Neye bakacağız şimdi? Filter validate URL'e bakacağız. Bunu da biliyoruz hepimiz aslında. Bir şuraya bir site URL adında bir değişken oluşturalım. Buna ne diyeyim? https://meltpolder.com. Tamam. Şimdi filter var. URL'imi yazıyorum. Site URL. Ve daha sonra ne diyeceğim? Filter validate URL. Echo geçerli bir adres. Else echo geçersiz bir adres. Bunu da biliyoruz zaten. Bakın geçerli bir adres dedi. Şurayı şöyle sallayalım. Şöyle yine. Bakın geçersiz bir adres dedi. Şimdi biz şöyle bir şey yaparsak. Mesela buraya gelip ne diyelim işlem düzenle gibi. Hani sallıyorum şu an. Böyle bir şey yaparsak. Yine geçerli bir adres diyecektir. Tamam. Çünkü burası kabul edilebilir. Ama ben bu gelen site URL'inde herhangi bir query var mı yok mu? Yani şu query dediğim şu kısım var mı yok mu onu öğrenmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Yine aynı şekilde şuraya bir kısım daha atıyorum. Bakın şurada zaten options diye çıkıyor. Buraya diyeceğim ki filter flag flag query required. Şöyle. Şimdi burada da şöyle bir düzenleme yapalım. Ne diyelim buna? Query var. Query yok. Bakın query var dedi. Bunu buradan siliyorum. Yeniledim. Bakın query yok dedi. Yine bu da bu şekilde bir örnek olmuş oldu. Bu iki filtreleme işlemlerinde options kısımlarına göz attık. Bence işimizi büyük ölçüde kolaylaştıracak fonksiyon özellikleri bunlar. Umarım size de faydalı olmuştur.